videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eylül 2019 Cuma, mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir programla, yeni bir neşterle karşınızdayız. Evet, bugün stüdyodayız. Stüdyo konuğumuz Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Birnoğlu Şube Başkanı Sayın Aydın Kalkan. Evet, bu akşam eğitime, eğitim dünyasına, eğitim camiasına neşter atacağız. Tabii ülke politikaları eğitimde başta olmak üzere, özde de ilimizdeki gelişmelere bir bakacağız. Bir sendikacı gözüyle, Aydın Bey bir eğitimci gözüyle olayları bizim için analiz etmesini rica edeceğiz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceyhun Bey. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun, eksik olmayın. Bu ara çok keyifli değilsiniz gibi geliyor. Hani bu toplu iş sözleşmelerinde evet. Sürünceme var ya, bana biraz öyle geliyor. Yani eğitim bilsen genellikle bugüne kadar hükümetten hep istediğini almıştır. Ya da fikirler hep paralel gitmiştir, at başı gitmiştir ama bu defa galiba öyle olmadı. Yani hükümet bu kadar hiç direnmemişti. Eğitim bir sende ilk kez hükümete karşı bu kadar sesini yükseltiyor gibi geliyor bize. Yok, daha önce de imzalamadık. Biz o masadan kalktık Ceyhun Bey. Şimdi şöyle, 5. dönem toplu sözleşme masası 2020-2021'in toplu sözleşme masası 1 Ağustos 21 Ağustos tarihleri arasında Memur Sen tarafından yürütüldü. Çünkü bütün iş kollarında Memur Sen yetkili sendika. Evet. Şimdi burada bizim biliyorsunuz tekliflerimiz ilk 24 Temmuz'da tekliflerimizi biz sunduk. Tekliflerimiz değerlendirildi. Biz %36 iki dönem için 2 yıllık zam artışımız, yüzdelik zam artışı olarak %36 artı enflasyon farkı artı seyyanen zam, yani ülke büyüyor, ekonomi büyüyor deniliyorsa enflasyon farkı değil, refah payından da istiyoruz artık, yani kamu çalışanları olarak. Tabii hükümetin geldiği nokta, ilk teklifi değerlendirirseniz %3.5-3.2 gibi bir teklifle geldi. Yani bu teklifin makul bir teklif olmadığını, bu teklifi bu masada görüşmeyeceğimizle ilgili genel merkezimiz masadan kalktı. Daha sonra teklif bekliyoruz dedik. Hükümet %14'e çıktı. Biz de %14 yüzdelik zammı artı enflasyon farkını tüm kurullarımızda değerlendirdik. Genel merkezimiz, Memur Sen'e bağlı sendikalarımızın şube genel merkez yöneticileri, yönetim kurulları, şube başkanları illerde telekonferansla değerlendirildi. Yani %14'e imza atmamız mümkün değil. Gerçekten enflasyon rakamlarına baktığınız zaman, pazara çıktığınız zaman, elektriğe, suya, gaza, doğalgaza yapılan zamları gördüğünüz zaman %14 zamma imza atmak mümkün değildi. Ve imza atmadan o masadan kalktık. Bu da 4688 sayılı yasada var. Ha, imza da atar kalkarsınız, imzadan atmadan kalkarsınız, hakem heyetine kalır. Burada şimdi benim bir iki konu üzerinde duracağım. Buyurun. Şimdi kamu işçileriyle ilgili toplu sözleşme masası Ceyhun Bey 60 gün. Artı 30 gün uzatılabiliyor, 90 güne çıkarılabiliyor bu. 90 güne. Bizde 1 Ağustos, 21 Ağustos. 1 Ağustos'ta başlıyor. 21 Ağustos saat 24'te ne yapacaksınız? Ya saat imzalayacaksınız ya da uyuşmazlıkla masadan kalkacaksınız. Hakem heyetine kalacak. 3 günde hakem heyetine süre veriliyor. Bizim genel merkezimiz de burada. Yani Ekim sonuna kadar vakit var mı? Yok. Ağustos'ta bitiyor. Ağustos'ta bitmesi lazım. Bizim toplu sözleşme 4688 sayılı yasada böyle bir amir hüküm var. Şimdi ayın 21'inde saat 24'te ya imzalayacaksınız ya da hakem heyetine bırakıp kalkacaksınız. 3 günde hakem heyeti görüşecek. Genel merkezimiz hakem heyeti biraz uzatalım, 2 gün daha uzatalım, müzakerelere devam edelim istedi aslında. Kamu işveren heyetinden böyle bir teklif sundu. Ama kamu işveren heyeti maalesef 2 gün daha uzatmayı uygun görmedi. Hakem heyeti aslında bir saatte çözer, yani götürdüğünüz şeyi bir saatte çözebilir. Ama 3 günlük süreyi hakem heyeti için kullanıldı. Bizim o ek süremizi kamu işveren heyeti uzatmak istemedi. Onun için kesinlikle 4688 sayılı yasanın bizim yapacağımız en önemli husus, önümüzde 2 yıl var. 2 yıl sonrasının toplu sözleşme masasından önce bu zamanı bir görüşmemiz lazım bizim. Yani 21 günde bu iş bitmiyor. Artı
bu sene biliyorsunuz. Uzatılmalı mı zaten? Tabii bu sene bayram tatili girdi. Kurban Bayramı tatili girdi. Kurban Bayramı tatilinden dolayı bu süre tamamen kısaldı. 14 güne falan düştü bu süre. Onun için bu yıl bu yasada sürenin... Yasada revize edilmeli. Yani kesinlikle revize edilmeli. Artı kamu işçilerinde diyelim ki iş kollarında bizim 11 tane iş kolu var. Evet. İş kolları kamu işveren heyetiyle görüşmeler yapıyor. Mesela eğitim iş kolunda diyoruz ki işte ek ders ücretlerimiz kardeşim 14 lira bu 16 liraya çıksın. İşte buna zam yapılsın. Nöbet ücretlerimiz şöyle, belletmenlik şöyle. Bu ve benzeri çalışanların sıkıntılarını, sorunlarını gündeme getirdiğimiz iş kolu görüşmeleri var bizim. Evet. Genelin dışında. Bu iş kolu görüşmelerinde aslında bayağı bir yol kat ettik biz. Bayağı bir güzel şeyler aldık o masadan. Ama genelde anlaşamadığımızdan dolayı onlar da güme gitti. Kamu işçilerinde ise yasa böyle değil. Diyelim ki oturduk, bugün ne yaptık? Bir takım kazanımları elde ettik, görüştük kamu işveren heyetiyle. İmza altına aldık. İmza altına aldığımız şey yürürlüğe dosyaya konuluyor, yürürlüğe giriyor. Bunun gibi olmasını istiyoruz ikincisi. Yani 2 yıl içerisinde bunları dillendireceğiz, bunları konuşacağız. Bunlarla ilgili yani değişiklik... En azından görüşüp karara bağlanmış şeyler aradan çıksın istiyoruz. Tabii kesinlikle. Hı. Aradan çıksın. Artı hakem heyetinin yapısına baktığımız zaman maalesef hakem heyeti de 6'ya 5. Yani kamu işveren heyetinden 6... Hükümet zaten orada çoğunluğu yani, elinde bulundurduğu için... Ama gerçekten kamu yani hakem heyetinin şeyi bu değil. Kamu işveren heyetinin sunduğu teklifi noter mantığıyla imzalamak değil. Bana göre ülkenin gerçeklerine, doğalgaza, elektriğe, suya yapılan zammı göz önünde bulunduracaktı. Ona göre kararını verecekti ama maalesef bunlara bakmadan hakem heyeti, kamu işveren heyetinin vermiş olduğu zammı noter mantığıyla imzaladı. Tabii bu noter mantığını kabul etmiyoruz. İmzalamadık. Yani %14 zamma imza atsaydık biz alanda bunu üyelerimize, kamu çalışanlarına izah edemezdik. Bundan dolayı imza atmadık. İmza atmamak da var, atmak da var. Yani üyelerimiz 3 milyon biliyorsunuz çalışan, 2 milyon da emekliyi temsil ediyoruz biz orada. 5 milyon adına oturuyoruz. 4'er kişilik birer aile düşünürseniz 20 milyon adına masaya oturuyoruz. Şunu da söyleyeyim, masada ilk 2012'de masaya gidildiği zaman gerçekten masaya gelenlere baktığınız zaman konusuna hakim insanlar masaya geliyordu. Müsteşar seviyesinde insanlar masaya geliyordu. Ama en son bu masada yani konusuna hakim olmayan, uzman sıfatını taşıyan insanlarla kamu işveren heyeti o masaya geldi. Bir teklifte bulunuyorsunuz. Teklifi dışarı çıkıyor. Yetkililere soruyor. Yani getireceği... Yetkisi olmayan uzmanlar. Yani getireceği yükü bilmiyor. Kaç personel çalışıyor? Bu personele bu kadar zam yapıldığında bütçeye ne getirir ne götürür bunu bilmiyor. Bir dışarı çıkayım. Bir telefon görüşmesi yapayım. Ondan sonra tekrar böyle bir ciddiyetsizlik vardı. Kamu işveren heyeti tarafından o masada. Onun için biz de masadan imzalamadan kalktık. 81 ilde ilk teklifimizden sonra, hükümetin teklifinden sonra biliyorsunuz alanlarda basın açıklamamızı yaptık. Yani Ankara'da genel merkezimiz iş bırakma eylemi yaptı. Daha sonra tekrar illerde, meydanlarda basın açıklaması yaptık. İleride ki dönemlerde de bu 4+4 ve 3+3'ü kabul etmediğimizle ilgili bir takım eylemlerimiz olacak. Şunu söyleyeyim, alanda şöyle yani bir... Kaybolan zaman bu iş sürüncemede kaldıkça her iki taraf için de şey olacak. Yok, şu anda zaten zam bu. Hakem heyetinin vermiş olduğu zam yürürlükte şu anda. Biz Ocak 2020'de kamu çalışanları olarak ilk 6 aylık zammımız %4, ikinci 6 aylık zammımız %4. Bu resmileşti ama tabii, biz biliyorsunuz... Bu resmileşti. Yani bunu biz kabul etmediğimizi çeşitli şeylerle, yani, etkinliklerle, çeşitli şeylerle gündeme taşıyacağız. Bunu şunun için mi yapıyorsunuz? Yani üyelerimiz bizim işte hakkımızı savunmadınız işte vesaire demesin açısından mı? Yoksa şimdi şöyle, gelecek yıllara dair bir şey tabii mi? Gelecek yılları. Daha sonraki... Yani bu artık yılı bir şekilde kaybettik ama gelecek yıllar için en azından tabii gelecek 2 yıl sonra, istediğimiz doğrultuda düzenlemeler olsun. 2 yıl sonra biz tekrar bu toplu sözleşme masasına oturacağız. Yani aynı şekilde bunlar yürürlükteyken toplu sözleşme masasına gittiğimizde yine o toplu sözleşme masasından bir şey elde edilemeyeceğini bildiğimizden dolayı
bunlarla hakem ilgili... Hakem heyetinin yapısına da itirazınız tabii, var. Tabii hakem heyetinin yapısı gün olarak 21 gün ve iş kollarında kazanımların tutanakla hemen genel anlaşma geçiriz. Yapılmasa da o kazanımların yürürlüğe girmesiyle ilgili. Alanda şöyle de bir algı var. Kamu çalışanı işçilere işte 8+4 verildi deniliyor. Şimdi biz 4 dönem gerisinin pazarlığını yapıyoruz. 2020 Ocak, 2020 Temmuz, 2021 Ocak, 2021 Temmuz. Kamu işçilerinde ise 8+4 verildi. Niye bize 4+4 teklif edildi diye alanda böyle bir algı var. Baktığımız zaman kamu işçilerine 8+4 2019. Yani geriden. Tabii geriden. 2019'un onlar 8+4. Biz 2019'da enflasyon farkıyla %13 aldık. Enflasyon farkıyla kamu çalışanı memurların maaş zammı %13. Şimdi kamu çalışanı işçiler 2020'de teklif ne? 3+3. 3+3'e imza attılar. Biz bize teklif edilen 4+4. Biz 4+4'e imza atmadık. Bunu da alanda bazen arkadaşlarımız yani bilmeleri lazım. Ya biz niye işçilere 8+4 verildi de bize 4+4 niye teklif edildi gibi cümlelerle karşılaşıyoruz. 8+4 2019'un, 3+3'te 2020'nin kamu çalışanlarına teklif edilen. Yani toplu sözleşme masasında olan olay bu. Orada imzalarsanız kalkarsınız, imzalamadan da kalkarsınız. Biz yani toplumsal konularda, sosyal konularda söylemlerimiz örtüşebilir AK Parti ile. Ama gerçekten işte doğalgaza, elektriğe, suya, ülkenin enflasyon rakamlarına baktığımız zaman gerçekten %14'lük bu zamma imza atılmayacağıyla ilgili karar alındı, karar çıktı yetkili organlarda ve imza atmadan kalktık. Şimdi onu özellikle de şunun için söyledim. Yani şimdi ülkenin genel gidişatını, son iki yılda yaşananları, evet ciddi zam şeyleri geldi evet. Gerçek ama ülkede çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadı. İşte bu dövizden kaynaklı vesaire vesaire. Yani siz sendika olarak bunların da farkındasınız. Bu konuda tabii, da farkındayız. Mağduriyet yani ülkenin mağduriyetlerini dillendirdiniz. Yani hükümete paralel fikirleriniz de oldu, düşünceleriniz de oldu. Ceyhun Bey şimdi şöyle, eğer diyor yani bunlar da göz önünde bulunduracak diyorlarsa ki, bu diyorlarsa iletme ki, doğru mu? Diyorlarsa ki ekonomi çok kötü, maaşlarımızı almayalım. Ama bir bakıyorsunuz israf diz boyu. İsraf diz boyu. Birilerine, holdinglere, şunlara bunlara verilirken bulunuyor. Memura geldiği zaman hükümet biraz cimri davranıyor bu konuda yani. Ha desinler ya kardeşim ekonomi çok kötü, şu böyle, biz birer maaşımızı almayalım. Öyle mi? Öyle mi düşünüyor memur sen? İsraf diz boyu mu? Tabii yani. Tabii. Yani birilerine verilirken hükümete gelince o birilerinden kastınız kimde? Kamu işvereni. Yandaş mı? Yandaş yok holding. Yandaş değil. Yani bir takım holdinglere, bir takım bilmiyorum artık yani alanda birilerine bir şeyler aktarılırken memura verilmesini biz memura geldiğinde cimri davranılmasını istemiyoruz. Yani memura da verilsin istiyoruz. Çok ciddi bir iddia ya da söylem bu. Evet. Yani hükümeti desteklemiş hep bugüne kadar, aynı zamanda ben eminim ki memur senin %90'ı küsürü AK Parti'ye oy vermiştir ya da ittifaka oy vermiştir. Evet. Neredeyse tamam vermiştir. Böyle hep destekçisi olup da böyle bir eleştiri getirmek bilmiyorum yani. Ben bu ekranlarda her zaman doğruyu söylerim Ceyhun Bey. Yani sendika olarak genel itibariyle yani, söylediğinizde. Yani, tabii biz burada yani gerçekten bu sene kamu, o tür yanlışlar yapılıyorsa sendika ya da kamu, verenlerin de hatası var. Kamu işveren heyeti bu sene, kamu işveren heyeti bu sene o masada çok cimri ama davrandı. O zaman kamuoyunda şöyle bir şey çıkmaz mı Sayın Başkanım? Yani tam istediğinizi aldığınca iyi, hükümeti hükümete destekliyorsunuz. İstediğiniz olmayınca şimdi eleştiriyorsunuz. Hatalarını şimdi mi gördünüz 20 yıl süresinde? Yok, böyle yani? Bir şey yok. Hükümetin doğru dediklerinde savunmanız lazım. Hükümetin doğru yaptığı her şeyde yanındayız. Yanlış yaptığı her şeyin de karşısındayız. Geçmişte yok muydu bu tarz yanlışlar? Yanlışların karşısında olduk zaten. Onları söyledik Ceyhun Bey. Sadece şimdi söylemiyoruz. Yani yapılan yanlışları... Memur sen genelde hükümetin faaliyetlerini, politikalarını destekler. Yapılan yanlışı da söyler ama memur sen. Körü körüne destek yok. Yanlışı eleştiririz, doğruyu destek veririz. Diyorsunuz. Evet.
Bu toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili aktaracağınız, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Çünkü eğitim yılına geçeceğiz. Bir şey daha söyleyeceğim. Toplu sözleşme masalarında 4688 sayılı yasadan kaynaklanan, şimdi kamu işçilerinde görüşürken mesela asgari ücret tespit komisyonunda sadece Türk İş çağrılır. Niye? Türk İş yetkili. Şimdi biz memur sen olarak yetkili sendikayız. Tüm iş kollarında, 11 iş kolunda biz yetkiliyiz. Bizim o masada olmamız lazım. Bir de masanın yancıları var. İki tane yancıyı çağırıyorlar. Sağımızdaki ve solumuzdaki iki sendika. Ne işleri var? Anlamış değilim. Yani yasadan kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı. O da düzeltilir. Bu da düzeltilir. Yani masanın yancıları. Net olarak kim geliyorsa o gelsin. Masanın yancıları oraya gelmesin. Masanın yancıları. Yancılardan kastettiniz hangi sendika? Sağında ve solundaki iki tane sendika. Yani bunlar orada memur sene yardım etmek için değil. Hadi memurlara bir kazanım elde edelim, bir cümle kuralım. Yok. Orada memur seni zorda bırakmak için çağrılmış iki tane yancı. Bu yasada bu yancılar da kaldırılsın. Biz yetkili değilsek o masaya gitmeyelim. Onlar yetkili değilse o masaya gelmesinler. Kim yetkiliyse o masaya o çağrılsın. Onun teklifi alınsın. Bu turşu kim satacaksa değerlendirilsin. Tabii yani. Orada özellikle mi yapılmış yani o yasada? Sanki öyle. Yani. Sanki öyle yani yasada. Birbirlerine yani, düşürüp. Ama işçilerde böyle bir şey yok. Kim yetkiliyse o çağrılıyor. Memurların egoları güçlü demek ki onu bildikleri için hükümete. Bilemiyorum artık. Yasada bu da düzeltilsin. Yasada bu da düzeltilsin. Ama akıllıca bir uygulama. Yani Ceyhun Bey bu da düzeltilsin yasada. Evet. Evet, yeni bir eğitim yılı başladı. 2019-2020 eğitim yılı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada bu yaz hacca gittiniz. Sizin hacınızı da tebrik etmek Allah istiyorum. Allah kabul etsin. Sağ olun. Allah Rabbim razı olsun. Gitmediyseniz size de nasip olsun inşallah. Ben gitemedim inşallah. Maalesef. Hac yolu genç yolu onu söyleyeyim. Ben. Yani İnşallah Rabbim bizlere de nasip etsin. İnşallah, inşallah. Hayırlı uğurlu olsun sağ ol, başkanım. Olsun. Sayın Hacı Aydın Kalkan. Sağ olun, Allah razı olsun. Yeni bir eğitim yılı başladı başkanım. Evet. Eğitim sorunlu bizde. Yani iki büyük sektör, sağlık ve eğitimdeki eğitim. Sorunlar hiç bitmiyor. Evet. Hep yeni politikalar, yeni sistemler, her gelen yeni bakan bir şeyler getiriyor falan ama nedense bir türlü aşamıyoruz. Nedense bir türlü olmuyor. Sancılar hiç bitmiyor. Şimdi yeni bir eğitim yılı hayırlara vesile olsun inşallah. 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 Güzel şeyler olsun. Ama sıkıntılar da var. Genel manada baktığımızda ülke genelinde önce bir tüm dengelim olarak bakacak olursak yeni eğitim yılı hangi sıkıntılarla başladı? Şu an için eğitimin size göre en büyük bir sendikacı olarak ama özde bir eğitimcisiniz siz. Bir eğitimci olarak ne gibi sıkıntılar var? Evet, neler var? Şöyle, sonra da ilimizdeki durumu biraz evet, gözden geçirelim. Yani 18 milyon öğrenci. 19 milyona dayandı neredeyse. Evet. 1 milyonun üzerinde öğretmen, eğitim çalışanı. Mutlaka sorunlar, sıkıntılar olacak. İlla ki olacaktır yani mutlaka. Derslik, dört dörtlük hiçbir şey olmadan olmaz. Derslik sayısı olacak, okulların temizliği olacak. İşte okullar, müdürler, müdür yardımcıları aidat topluyorlar. Şöyle oluyor, inanır mısınız? Benim çocuğumu A sınıfından B sınıfına yazdır. Of. Şu öğretmene yazdır, bu öğretmene yazdır. Sahte adreslerle yani ufak istedikleri okula göndermeler. Yani tabii büyük bir camiayız ve mutlaka sıkıntılarımız olacak. En başta öğretmen arkadaşlarımızın sıkıntılarının çözülmesi lazım. Eğitimin öznesi öğretmendir. Öğretmenlerimizin sıkıntılarını çözmeden eğitim olmaz. Kalite gelmesi mümkün değil. Ne gibi sıkıntılar var öğretmenlere? Şimdi, bak, ne güzel öğretmen. Yarım gün gidiyorlar dünyanın maaşını alıyorlar. Doğru dünyanın maaşını. Biz öyle görüyoruz. Dünyanın maaşını alıyoruz. Dünyanın şimdi, maaşını alıyorlar eğitim, yarım gün gidiyorlar. Eğitim öğretim başlıyor. Yaz uzun yaz tatilleri var işte evet. Sendikalar var haklarını arıyorlar vesaire. Evet. Daha ne istiyorlar belalarını arıyorlar diye vatandaşın doğrudur. Sesini dillendiriyorum. Doğrudur yani. Tabii keşke bir gelse biz dışarıdan de, böyle görüyoruz vatandaşın 40 dakika bir sınıfa girse de. Vaktiyle öğretmenlik yaptım o yani, sınıfın yani, şey, o zaman siz bilirsiniz. yani kolay dakika, ya da zorun evet. 40 dakika bir sınıfa girse ha bizim zamanımızda sınıfa girmek çok kolaydı biz öğrenciyken. Niye? Çünkü biz okula gittiğimizde annemiz babamız öğretmenin lafını dinle arkadaşlarımla iyi geçin oradan bana sıkıntı getirme. Şimdi diye öğüt öyle, öyle öğüt verirdi. Şimdi anne babalar ne şimdi diyor? Anne babalar hakkını yedirme, öğretmene boyun eğme. Öyle keşke öyle olsa. Yani öğrenci hakkını yedirmese öyle bir şey yok. Zaten kimse öğrencinin hakkını yemeye yemez. Falan kalkmıyor yani asla. Şimdi eğitim öğretim başladı.
Daha işte 2 gün önce mi, 3 gün önce, yani geçen hafta Mersin'de velinin biri benim çocuğumun sınıfını değiştirmedin diye okul müdür yardımcısını darp etti. Yani bu şiddete bir çözüm bulunması lazım. Okullarda şiddete, yani eskiden yok muydu böyle eskiden şey? Eskiden yoktu Ceyhun Bey. Eskiden yoktu. Şimdi eğer çocuk... Yani veliler eskiden böyle idarecilere, öğretmenlere asla, karşı yok muydu? Asla. Kaldı? Niye? Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Denilen bir kültürden, bir gelenekten geliyoruz biz şimdi. Onun için sen bilirsin, ben de bilirim. Eğer bizi öğretmen bir şey kızsa, akşam gelsek babamıza desek ki öğretmen bize diyemeyiz zaten de desek, öğretmen mutlaka haklıdır, onun için kızmıştır der. Bize babamız da annemiz de kızardı. Hı. Ama şimdi inanır mısınız, öğrenciye öte git diyemiyorsunuz. Öte git dediğiniz öğrencinin velisi hemen koşarak okula geliyor. Hiç idareye sormadan direkt sınıfa dalıyor. Sınıfta öğretmeni tartaklamaya çalışıyor. Nasıl bu hale geldik? Ya işte nasıl bu hale geldik bilemiyorum ben de. Nasıl bu hale geldik? Ya siz yıllardır eğitimin içindesiniz. Niye bu hale geldik? Aynı zamanda da bir vatandaşsınız. Eminim bir velisiniz. Evet. Olay nasıl bu hale geldi? Ya değişen ne oldu bizim? Yani değer yargılarımız mı sosyal oldu? Sosyal medya, bana göre sosyal medyanın burada etkisi var. Teknoloji mi işi yani, biraz bu? Tabii teknoloji. Bana göre teknolojinin bunda bir etkisi, etki alanlarına baktığımız zaman teknolojinin bunda etkisi var. Şimdi anneler, babalar hiç kusura bakmasınlar, hiç kusura bakmasınlar, çocuklarının kölesi haline geldi. Ya inanır mısınız, çocuk ne diyorsa anne baba onu yapmak için gayret ediyor. Tamam, çocuğun bir isteğini yerine getirelim, haklı bir isteğini yerine getirelim ama hiç buna bakılmıyor. Çocuk istiyorsa haydi anne baba seferber oluyor, bu çocuğun isteğini yerine getirelim. O konuda çok katılıyorum. Ben yıllık izin dönüşümü 15-20 gün dinlendim, biraz gezdik tozduk. Böyle bir yazı yazdım. Gerçekten gittiğim, gördüğüm her ortamda, her şeyde böyle bir şey var. Anne babalar çocuklara tutsak olmuş. Kesinlikle. Yani... evde kumanda çocuğun elinde, dışarıda çocuk karar veriyor. Okula, hangi okula gideceğini, hangi kıyafeti seçeceğini, hangi müziği dinleyeceğini, ne olacağını, ne yapacağını. Anne babanın o kadar etkisiz eleman ki, yani %80 toplumun bu hale gelmiş. Aynen öyle. Aynen. Bütün değer yarlık. Yani çocuk için misafire örteleniyor, çocuk için gezmelere, çocuk için çocuğun namaza kalkması çocuğun başarısından daha önemli oluyor. Yani böyle tuhaf bir anlayış olmuş yani. Tamamen dünyevileştik. Zaten ahireti düşünen yok. Yani dünyevileştik. Çocuklara şimdi, da kesinlikle bunu öğretiyoruz. Bunu Ceyhun Bey şimdi. Kesinlikle. Ya biz de dahiliz şimdi. Şimdi çocuğumuz okula gidiyor. Okuldan geldiği zaman neyi soruyoruz? Kaç tane matematikten soru yaptın? Fizikten kaç soru çözdün? Şuradan ne yaptın? Buradan ne yaptın? Ya arkadaşınla herhangi birine bir iyilik yaptın mı? Bunu hiç sorgulamıyoruz. Öğretmiyoruz. Yani arkadaşlarınla işte kavga etme, şunu yapma, bunu yapma, öğretmenlerine saygılı ol. O kadar yani iş değerlerimizi var, gitmiş ki çocuğum rahatsız etsin diye anne babasını evinde istemiyor insanlar ya. Yani o noktaya gitmiş iş. Değerlerimizi, yani. Değerlerimizle yani. İlgili çocuklarımıza bir soru yöneltmiyoruz, soru sormuyoruz. Tamamen dünyevi şeylerle ilgili. Çocuk okusun, işte biraz daha böyle çok test çözsün, okusun, doktor olsun. Tamam, bu dünyasını kurtardık çocuğun. Biz öbür dünyamız var kesinlikle. Bu öleceğiz yani. Ahiret var. Hiç kimse bunu inkar edemez, ahiretin varlığını. Peki biz bu çocuklarımıza ahiretle ilgili bir şey öğretiyor muyuz? Ahiretle ilgili bir şey öğretmiyoruz. Vicdan, Allah korkusu, Allah vicdan, korkusu, merhamet. Ha, bunlar öğretmiyor. Bunların hiçbiri yok. Bunların hiçbiri yok. Bunlar hiçbiri olmayınca da ne oluyor? İşte bu sıkıntılar başlıyor. Yani dün diyor ki büyük kızım 12. sınıfta iki öğretmenin işte bir belge götürdüm öğretmene, çıkıyordum diyor. Böyle arkamdan iki öğretmenin benimle ilgili konuşmalarını şahit oldum. Yani iyi çocuk, çok da mütevazi falan diye söylüyormuş. Bir diğeri de ya iyi ama işte benim dersime çok çalışmadı 2 yıldır falan filan diye not düşüklüğünü söylüyormuş falan. Ona üzülmüş tabii, işte ben aslında çalışıyorum ama baba öğretmenim böyle düşünüyor diye. Dedim ki hiç üzülme yani, önemli olan tamam çok da senin için mütevazi, iyi bir insan, güzel, iyiliksever diye evet. Bir yorum yaptıysa öğretmenlerin ikisi de hemfikir olduysa bence çok güzel dedim. Ders nedir? Ders yine çalışırsın, başarırsın, geçersin. Tabii. Yani akademik, bunu, akademik başarı çalışmayla elde edilecek bir şey. Bir şey. Yani sen merhametli misin? Sen Allah'tan korkuyor musun? Sen yani, kuldan utanıyor musun? Sen vicdan merhametli misin? Bütün
bütün insanlar için, çocuklar için bunları öğretmiyoruz. Sonra da kalkıyoruz, büyük başarılar bekliyoruz. İşte sosyal medyada siz de rastlamışsınız. Sonra bu gençlik nereye gidiyor? Huzur evindekilerin en çok huzur evinde kalan insanları işte üst düzey yöneticilerin işte annesi, babası. Demek ki üst düzey yönetici değil de adam yetiştirmek lazım falan gibi. Tam böyle değil de böyle sözler paylaşıyoruz. Onları yapanlar kimleriz? Bizleriz. Bizler. İşte hep konuşuyorlar. Yine ben sözü aldım. Sorumla düşürdüm sınıflar size. Sınıflar tabii Ceyhun Bey sınıflar böyle çok, işte. Sınıflar da çok bunların da altı çizilmesi lazım. Sınıflar çok kalabalık. Sınıflar çok kalabalık. Eğitimde de bunu atladığımıza inanıyorum. Evet. Ya biz nicelik nitelik olarak eğitimin altında olduk. Evet belki çok test çözdürüyoruz, çok matematik öğretiyoruz, çok kimya, fizik bilmem ne öğretiyoruz ama değer yargıları okulda bitti yani. Evet. Öğretmenlerimizin işte sınıf mevcut. Bunda öğretmenlerin, eğitimcilerin sınıf hatası yok mu sizce? Sınıf mevcut tabii vardır. Sınıf mevcutlarımızın çok olmaz. Eskisi kadar çok değil. Başkan bak bizler de okuduk. Ben de 50-55 kişilik sınıflarda okudum. Şimdi çok az 40 kişinin üzerinde okudum. Şöyle bir şey var. Şu da kesinlikle etki. Bu biliyorsunuz dağılmış aileler. Yani boşanma had safhada biliyorsunuz artık. İşte o da değer yargılarının yozlaşmasının sonucu. Yani bizim dediğiniz gibi Allah-u Teala'nın en son helal olarak gördüğü şey boşanmak. Yani tamamen artık geçinemiyorlarsa boşanmasını helal kılıyor. Ama gerçekten bu da çocukların yapısını bozuyor yani. Anne baba ayrı, çocuk dedesinin yanında kalıyor, nenesinin yanında kalıyor. Yani sınıflarda baktığınız zaman böyle birkaç tane çocuk herhalde her sınıfta var gibi. Yani. Kayseri biliyorsunuz muhafazakar bir şehir. Muhafazakar bir şehirde olmaması gereken, yani boşanmanın az olması gereken bir şehirde bile sınıflarda bu tip öğrencilere rastladığını söylüyor ailelerimiz, öğretmenlerimiz. Yani konuşacağı muhatap bulamıyor. Annesi ayrı yerde, babası ayrı yerde, işte nenesi, dedesi takip ediyor bu öğrenciyi. Öğrenciyi takip etmek çok önemli. Yani saldım çayıra, Mevlam kayıra tipiyle olmaz. Velilerimiz okula mutlak surette gitsinler. Velilerimiz okula gitmiyorlar. Niye? Bağış isterler, para isterler diye. Para falan istemiyoruz, bağış istemiyoruz. Hocam yapılan veli toplantılarının %80'inde de hep o konuşuluyor sene başında. Yani çocuklarını, ben 3 tane çocuk okudum. Çocuklarını takip etsinler. Genelde öyle. Ama yani. Ceyhun Bey şimdi şöyle. Ama onda da haklı veriyorum ben okul idaresini. Bir sürü sorumluluklar var, ödenekleri yok, bir şey yani yok. Yani okullarımız. Yani vaktiyle bir okul müdürü şey demişti. Ya şu basit telefonun bile şeyini ben cebimden ödüyorum dedi. Yani. Okullarımıza ödenek gönderilmiyor bak. Bakanlık tarafından ödenek gönderilse. Hem adamları cezalandırıyorlar. Öğrenci başına. Ama alttan da yapın. Evet, biz istiyoruz ki öğrenci başına. Bakanlık o konuda iki yüzü de. Yani öğrenci başına ödenek gönderilsin. Öğretmenlerimiz, idarecilerimiz tahsildarlıktan kurtarılsın. Kimse veliyle karşı karşıya gelmek gelmesin, istemiyor. Gelmesin, yazık değil mi? Adam işini yani, yapsın, öğretmenliğini yapsın. Yani. Ama para mı toplamak? Ama maalesef bak şimdi, işte. Maalesef okullarımızda bak. Şimdi şu anda okul geziyorum ben. Hizmetli yok şu anda. TYP'den topluma yararlı İşkur'dan biliyorsunuz 1300'ün üzerinde evet. Şu anda görevlendirme olacak. 800 küsur daha alınacak. Evet, müdürlerimiz vallahi şu anda dört gözle bekliyor. Bu da 9 Ekim'de olacak şu anda. 9 Ekim'de. Okul müdürlerimiz diyorlar ki ya 9 Ekim'i beklemesek 9 Ekim'e kadar okullarımızı temizleyecek kimse yok. Yani. Ama maalesef böyle bir karar çıktı. Müracaatlar bugün sona eriyor. Müracaatlardan sonra bunların güvenlik soruşturması yapılacak. %80'i kurayla, %20'si de özel şekilde alınacak. Ama okul müdürlerimiz bu TYP'den görevlendirilecek yardımcı hizmetli kardeşlerimizi bir an önce okullarında istiyorlar. Gerçekten okullarda temizlik yapacak kimse şu anda yok. Peki okul idaresi diyelim ki TYP'den verilmedi. Ne yapacak? Okulu temizletecek. Okul aile birliği o zaman diyor ki velilerimize imkanı olanlar okulumuza destek versinler. Ya eskiden anneler nöbette çekip okul temizliği yaparlardı. Destek versinler. Yani eğitime destekse yani çocuğun geleceğini. Zorunlu bağış değil ama yani okulumuzda hizmetli yapacak kimse yok. Biz hizmetliyi parayla çalıştırıyoruz. O zaman maddi durumunuz el veriyorsa okulum katkıda bulunun diyorlar. Zorunlu bağış okullarımızda yok Ceyhun Bey. Zorunlu bağış yok.
Yok yani artık o da kalmadı. Çünkü eskiden çok oluyordu. Bize haberler geliyordu falan. Bunu artık işte BİMER'di, CİMER'di arıya arıya şey yaptılar. Ama burada idareciler zorda kalıyor. Ben onu biliyorum. Bir veli olarak, bir vatandaş olarak da. Ha, imkanı olan zorunlu hale gelmesin ama bir şeylerin ucundan tutsun. Yani oradaki bizim çocuklarımız, şimdi, okuyan bizim çocuğumuz rahat edecek. Önceden dershaneye gönderirken, evet, özel ders aldırırken çocuklarımız için bir sürü para harcıyoruz. Yine harcıyoruz. Yani yine devlet, devlet okuluna gelince de biraz katkıda bulunan. Devletimiz o kadar çok yani zengin değil. Yani okullara ödenek keşke okullara ödenek gönderse gönderirse de yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz bu hale düşmesinler. Yani. Mazeret izinlerini, özellikle geçici görevlendirmeyi soracağım. Yeni sene başında geçmiş yıllarda görüştük. İşte hani Damızlık Köyü'nde müdür olarak atanacak bir tek öğretmen yoktu demiştiniz. Orada durum ne oldu? Sanki yeni valimiz Sayın Şehmuz Günaydın bu konuyu biraz daha sıkı ele alıyor. Olabildiğince evet, bütün branşlarda, sadece eğitimde değil işte sağlıkta, hatta müftülük faaliyetlerinde köyleri boşaltıp şehre kaçmalara izin vermiyor. Bu konuda şikayetler çok duyuyoruz ama haklı, yani tabii ki Sayın Vali haklı. Bu sene durum nedir? Yine aynı talepler yoğun mu? Ceyhun Bey, ben bu konuda sonuna kadar Vali Bey'i destekliyorum. Ben de çok destekliyorum. Daha önce Damızlık'ta, Gerdek Mağarası'nda, Yahyalı Ulupınar'ında, Deli Ali Uşağı'nda falan öğretmen bulamıyorduk. Niye? Adamını bulan. Adamı da tabii siyaset. Adamını bulan kendisini bir şekilde buraya geçici görevlendirme aldırıyor. Kadrosu alınmıyor. Kadro Damızlık'ta, kadro Ulupınar'da, kadro Deli Ali Uşağı'nda. Öğretmen burada, oradaki çocuklara yazık oluyordu. Allah razı olsun Sayın Valim'de. Allah razı olsun. Ama herkese aynı tavır ama. Bak, herkese aynı tavır. Evet, orada. Yani birini aldığınız zaman o zaman olmuyor işte. Olmuyor. İşte geçen sene belki burada Sarız ilk öğretimine gittik biz. Sarız'dan 3 tane öğretmeni almışlar. Orada bir tane öğretmen arkadaş kalmış. Diyor ki ben adamımı bulamadım. Ben burada kaldım. Ondan. Diğerleri gitti. Kayseri merkeze geldi. Bana diyor ki ya onlar da geri dönsün ya beni de aldın. Ben sendikanızın üyesiyim. Beni de aldırın diyor. Sarız İlkokulu'nun okul müdürü bizim arkadaşımız diyor ki benim öğrencim, benim oğlum bu sene okula başladı. Birinci sınıfa başladı Sarız İlkokulu'nda. Evet. 4 tane öğretmen değişti. Birinci dönem. Yani. Birinci dönem 4 tane öğretmen gelen değişti. Gelen gidiyor, gelen. Sarız İlkokulu'nda çocuğun vebalini kim ödeyecek? Birinci sınıfa başlar çocuk, dördüncü sınıfa kadar bir öğretmen de yani okur. Bir öğretmen de okur. Ama daha birinci dönem 4 tane öğretmen değişti. Bu sene mi? Geçen sene. Bu sene yok. Bu sene ha. Sayın şöyle varmış de bir şey söyleyeyim. O da bizim için çok iyi oldu. Geçen senelerden beri biz dillendiriyoruz. Sözleşmeli 4B'li öğretmenliğe Kayseri tamam. Orta Anadolu'nun en gelişmiş şehri, büyük şehir ama ilçelerimiz gerçekten sıkıntı. Sıkıntılı öğretmen. İlk atamaya açıldı. 4B'li öğretmenliğe açıldı. Sarız'a 23 tane öğretmen geldi. Vallahi Sarız İlçe Milli Eğitim Müdürü ve bizim ilçe başkanımız seviniyor. 23 tane öğretmenimiz var diyor artık. Yani gerçekten kim şey yaptıysa, eline sağlık, bunu sağladıysa, 174 tane Kayseri'ye 4B'li sözleşmeli öğretmen ataması oldu. İlçelerimize öğretmenler geldi. Bu gayet güzel. Valimizin geçici görevlendirme yapmaması gayet güzel. Ne oluyordu biliyor musunuz? Sadece ilçeler değil ya. Kayseri'de diyelim ki A okulundan B okuluna. A okulunda diyelim ki matematik öğretmeni B okuluna kendisini buluyor birini. Gidiyor. Oraya geçici görevlendirme. Ya bu hak mı? Bu hak değil. Bunu duyan diğer öğretmenler. Anlamak zor eğitimci. Ya sen her çocuğa öğretmek zorundasın. Şey yap mesela bu şeyle, yeni düzenlemeyle, hani bu kıymetli okullar ne deniyor onlara? Proje okulları. Proje okullar işte değişti. Mesela bazı okullar mahalle okulu oldu. Eskiden evet, bunlardan bir tanesi Necdet Taş Lisesi'ydi. Şimdi artık mahalleden alıyor. Ve mahalle haline gelince oradaki işte kendini iyi gören, gerçekten mesleğinde bir yerlere gelmiş birçok isim gitti okuldan. Evet. Gittiler yani, bir şekilde gittiler.
şöyle bir durum var orada da Ceyhun Bey. Yani adamını bulan A okulundan B okuluna geçici görevlendirmeyle gidiyordu. Sayın Valimiz bunu engelledi. Sonuna kadar destekçisiyim. Buradan da şunu çağrı yapıyorum ben. Siyasilere şunu söylüyorum. Lütfen karışmayın. Ya oraya bürokratlarınızı atadınız. Bürokratlarınız yanlış yaparsa karışın. Yanlış yapmazsa karışmayın. Benim elemanımı A okulundan B okuluna görevlendirme istemeyin. Yanlış yapıyorsunuz. Proje okulları tamamen öğretmen alımı, idareci alımı yanlış Ceyhun Bey. Yani. El adamı olan proje okuluna müdür oluyor. Adamı olan proje okuluna öğretmen oluyor. Böyle bir şey olmaz. Hani o özellikli bir okulsa oraya da liyakatla gider. Kesinlikle. İnsanın mesleki tecrübesi olmalı, bilmem başarısı olmalı, bilmem kariyeri olmalı. Yani sıradan bir öğretmen gidip orada eğitim verecekse o okulun değerli olmasının ne anlamı var? Asla. Yani? Şimdi Kayseri Fen Lisesi. Kayseri Fen Lisesi %1 dilimle öğrenci aldı. %0'la aldı. %0'la yani işte. Peki Kayseri Fen Lisesi'ne öğretmeni seçerken, öğrenciyi seçtik. O zaman öğretmeni seçerken de dediğiniz aynı gibi yani, aynı bir yani. Kariyer ve liyakat olması tabii lazım. Olmalı. Orada da bir yani başarı benim, bir şey arandı. Benim adamım var, ben Kayseri Fen Lisesi'ne matematik öğretmeni olarak gideyim. Mantık bu şu anda. Mantık bu. Kayseri Fen Lisesi'ne ben müdür yardımcısı olarak gideyim. Elemanımı buldum. Bir elemanım var. Kayseri Fen Lisesi'ne ben müdür yardımcısı olarak gideyim. Nitekim öyle oldu. Herkes böyle, Fen Lisesi'ne şey, giderse diğer liselerde böyle bir şey yok. Yani i̇şte liseler. proje okullarının öğretmen görevlendirmesi, idareci görevlendirilmesine bir başarı kariyer, olması lazım. Liyakat, sınav mı artık ne olacaksa kariyer ve liyakata bağlı olarak bu okullara idarecilerin ve öğretmenlerin görevlendirilmesinin yapılması lazım. Yani adamını bulanın oraya gittiği, orada öğretmenlik yaptığı okul olmaktan çıkartılması lazım proje okulları. Yalnız mazeret izinlerinde falan da şimdi Sayın Vali gerçekten güzel bir uygulama yapıyor. İzin vermiyor ama ciddi mazeretler olanlarda da göz önünde bulundurmalı çok zorluk çıkartıyorlar. Ben bir şeye şahit oldum, bir tanıdığımızın, yakınımızın. Şu kanser hastası çocuğu var. Atak geldiğinde en yakın kanser hastasının yani tedavisinin yapılacağı bir hastane yakın olması lazım. Sarız'dan Kayseri'ye gelmek için o kadar çok uğraştılar ki bu sene. Yani yok işte gidin hastaneden rapor getirin, yok şuradan getirin. Ankara'dan çocuk hasta Ankara'da tedavi görmüş. Artık işte iyileşme sürecine girmiş ama ataklar oluyor. Kayseri'de yine bir hastanede olması lazım. Sarız'da kanser tedavisi yapılan bir şey yok, hastane evet. yok. Ama buna derdini anlatabilmek için de yine derdini anlatabilmek için birilerine ihtiyaç duymak zorunda kaldılar. Sayın yani Valim o konularda raporlara falan da yani raporlarla ilgili yani heyet raporu alınırsa yani herkese böyle paranoyak bakmak lazım işe ama raporları falan da iş sabit. Tabii. Zorluk çıkar. Yani onunla ilgili biz görüşmelerimizde işte sağlık raporu olan bu şekilde sağlık raporu, heyet raporu olan arkadaşlarla ilgili geçici görevlendirmelerin yapılacağıyla ilgili Sayın Valim'in şey var. O konularda bir sıkıntı yok ama keyfe keder. Geçici görevlendirme asla yok ama bu herkese yok. Yani sadece birilerine var, birilerine yok değil. Herkese bu yapılmasın. Yapılmadığı zaman inan biz de rahat ediyoruz. Herkes rahat ediyor. Öğretmen de rahat ediyor. Şimdi birini alıp birini almadığınız zaman o rahatsız oluyor. Ama herkese yapılmıyor diyor. Tamam ben de buraya geldim. Ben de burada görevimi tamamlayayım. Onu da anlamak gerçekten zor. İşte atanmıyoruz yani. Yıllarca üzülüyorlar. Atamalar gerçekleşince havalar uçuyorlar. Sonra haftasında yerini değiştirmeye çalışıyorlar. Bu evet. Eğitimci bu zihniyette olmalı. Yani bu iş öğretmenlik, eğitimcilik para için yapılacak bir iş değil. Bu özveri, fedakarlık gerektiren bir şeyler. Yani bunu yurdun her yerinde yapmak zorunluluklarını bilerek gitmeliler. Yani gidince hemen yer değiştirme telaşı. Şöyle bir sıkıntı var Ceyhun Bey, onu paylaşayım. Mesela Develi havadan Develi'ye 100 kilometre uzakta. Şimdi bir öğretmen arkadaşımız oraya bayan öğretmen arkadaşımız atandı. Develi havadana gidiş geliş yok. Orada kalacak ev yok.
Böyle sıkıntılarla karşılaşıyor öğretmen arkadaşımız. Onu da çözmesi için muhtarlara yani, bir şey işte yapacaklar. Bir şekilde çözeceksiniz. Bunlar çözüldüğü köyünüz öğretmeni istiyorsanız bir şekilde konaklamasını, yani, güvenliğini temin edeceksiniz köyü. Orada da devlet... Bu şekildeki yani. Sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bu şekildeki sıkıntılar çözülürse bir de şöyle diyorum ben. Ya şimdi Develi havadan da çalışıyorsa bir bayan arkadaş, Kayseri merkezde çalışan öğretmenle aynı maaşı almaz. Evet, o da doğru. Farklı maaş verelim. Ya onlar Doğu'da, Güneydoğu'da çalışıyorsa olmaz. Farklı maaş verelim. İşte 4B'li cebren değil de öğretmeni orada cebren tutacağız. Yok, cebri değil, teşvikle öğretmeni teşvikli, orada tutalım. Tabii ya, tabii. Yani, özendirelim, teşvik tabii, edelim. Tabii, yani. Güzel hale getirelim. Kesinlikle. O da işini keyifle yapsın. Kesinlikle. Ya bunu maddi olarak mı, manevi mi, nasıl bir tatmin yolu yani. Olacak, nasıl bir motivasyon bilmiyorum ama bunlar yapılmalı dediğiniz gibi. Sonuçta eğitim önemli. Herkes yetişirken bir eğitimcinin şeyinden geçiyorsa ülkenin geleceği eğitimcilere bağlı demek. Onlara da gerekli şeyi vermek lazım diye düşünüyorum. Başkanım, rejiden uyarı geldi. Dilerseniz kısa bir sohbetimize ara verelim. Tamam. Reklam arası. Reklamların ardından devam edelim. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Gözünüz bizde olsun efendim. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, reklamları geride bıraktık sevgili izleyiciler. Sohbetimiz sürecek. Bu akşam eğitim camiasına, eğitim sorunlarına neşter atıyoruz. Konuğumuz Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Bir Noğlu Şube Başkanı Sayın Aydın Kalkan. Aydın Bey aynı zamanda eğitimci, öğretmen kökenli bir insan. Şimdi sendikacılık yapıyor ve eğitimde sorunlar çok. Bir konunun da hemen altını çizmek istiyorum. Gerçekten üzüldüğüm için. Ya bu devletin verdiği kitaplar hiç itibar görmüyor okullarda. Kızım dün diyor ki valla ben devletin okuldan verdikleri kitapları hiç eve bile getirmedim baba. Hiçbir hoca ondan işlemiyor ki diyor. Yani güya seviniyoruz, devlet artık kitaba para vermeyecek. Devlet kitap veriyor deniliyor. Ben biliyorum ki günlerce bir talim terbiyede komisyonlar oluşturuluyor. Tabii bilmem, kitap yazma müfredatlar, komisyonlar falan. Bilmem doğrudur, ne yapıyor. Doğrudur, niye okutmuyorlar bu kitapları Sayın Başkanım? Yani lise 12. sınıf öğrencisi kitap eve getirmedim diyor. Hiç kimse diyor ona itibar etmiyor. Hiç ondan bir çalışma yapmıyor. Gerçekten diyor Milli Eğitim kitapları diyor çok hafif kalıyor diyor ya. Böyle öğrenci yapıyor. Yok, çok hafif değil aslında. Kalmaz tabii ya. Onu da yapan uzmanlar niye hafif yani? Biz bunu Vali Bey'le de konuştuk. Vali Bey ilk geldiğinde biliyorsunuz okullarda kaynak kitap sıkıntısından dolayı işte kimse kaynak kitap aldırmasın, devletin verdiği, bakanın verdiği kitaplar takip edilsin deniliyor. Ama gerçek öyle değil. Baktığımız zaman herkes çocuğuna işte şimdi bir yarış halinde ya çocuklar Ceyhun Bey. Yine birinin tavrından kaynaklanıyor. Yarış halinde. Tabii yarış halinde. Eğitimciler de o zaafı kullanıyorlar. Çocuk ya. Birinci sınıfa başlıyor. Veliler telaşa başlıyor. Daha birinci sınıfta. Daha okuma yazmayı bilmiyor. Ne alayım, ne vereyim, ne çağırayım. Test yaptın mı? Ne zaman kaynak kitap alacağız? Yani öğretmeni zorluyor aslında bunlar. Ya devletin hazırlamış olduğu kitaplar komisyonlar tarafından hazırlanıyor. Konu sonunda yeterince soru olmuyor gibi bir takım serzenişler oluyor. Son sınıflarda biliyorsunuz genelde çocuklarımız ders kitapları değil de test soru çözdüklerinden dolayı onlar için belki şey olmayabilir. Ceyhun Bey son sınıftaysa onlar daha çok işte soru cevap şeklindeki kitaplara yöneliyorlar. Ders kitaplarında biliyorsunuz konular anlatılıyor. Konuların sonunda sorular ve cevaplar. Sadece test ve cevap değil Milli Eğitim'in hazırlamış olduğu kitaplar. Ondan dolayı bir sıkıntı olabilir. Ondan dolayı. Şimdi bu konuşuluyor. Bu söyleniyor. Şimdi o zaman yıl sonunda aslında mesela diyelim ki matematik zümresi, okuldaki matematik zümresi bir araya gelse, dese ki biz bu yılki matematik kitabını kullanamadık. Çünkü kullanamayışımızın nedeni şu nedenlerden dolayı. Eksiği var. Eksiği var. Bunu bir rapor haline getirsek, bu raporu burada valilikte bakanlığa yazsa, bütün kitaplar için bu aslında denense, herhalde bakanlık da ona göre tedbir alacaktır yani.
Sadece söyleniyoruz biz şimdi. Yani öğretmenler de belki ya işte devletin vermiş olduğu kitaplarda yeterince soru yok, yeterince test yok gibi ya söyleniyor ama. Ben orada bu konuda biraz daha paranoyak, yani biraz daha kötü niyetli. Söylenmekten hocam, ziyade. Bence tamamen şey. Söylenmekten ziyade bunu rapor haline getirip bu kitabın eksikleri, hangi konuda hangi eksikler var, hangi konuda test sorusu yok, bu çocuklara lazım olacak konularla ilgili eksikler var. Bu eksikleri aslında raporlaştırıp göndermek lazım bakanda. Ondan sonra bunları dile getirmek Sayın Kalkan, lazım. Ben o konuda şöyle bir şey biraz kötü niyetliyim. Şöyle düşünüyorum. Sanki oradaki olayda bu doktorların ilaç yazıp işte falanca firmanın ilacı, filanca firmanın ilacını yazıp ilaç firmalarıyla girdikleri diyalog işte. Anladınız ne demek istediğinizi. Evet. Yani bir çıkar ilişkisi doğuyor orada. Var yani müessirlik yapan arkadaşlarımız var. Olanı anladım. Sanki orada da ben biraz kötü niyetliyim. Öğretmenle yayın evleri arasında öyle bir diyalog oluştuğunu duyuyorum. Asla. Düşün. Asla. Yani burada idareci arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız töhmet altına bırakılıyor. Kesinlikle ben katılmıyorum. Valla ben bir gazeteci ve bir veli ben olarak Ceyhun öyle Bey katılmıyorum. Düşünüyorum. Yani belki yayıncıyla, günahlarını alıyorum kesinlikle ama çünkü yayıncıyla, ya bu kadar dediğiniz gibi eğer şeyse sorunluysa bu sorunu birilerinin duyurmak lazım, duymak lazım. İşte eğer şeyse bir işe yaramıyorsa devletin verdiğin kitabı alıp da orada bekletmek kimseye bir katkı sağlamıyor. Ya, ben yine veli olarak aynı kitap alıyorsam, aynı kaynak için yine harcama yapıyorsam bilmem, devletimin verdiği şeyden faydalanamıyorsam bunun ne anlamı var? Asla böyle bir şeyi ben kabul etmiyorum. Yani öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız yayın evleriyle görüşüp de böyle bir işin içerisine girmezler. Böyle bir şey söz konusu değil. Velilerimizin alttan zorlaması olan bir şey bu. Öğretmen arkadaşlarımız da yani kaynak kitap almış veri. Valla kaynak mı bilmiyorum. İsimler veriyorlar falanca yayın evinin. Hatta falanca yerde satılıyor diyorlar. Oraya da gitsinler işte söylesinler. Şu kadar indirim yapacak, şu fiyata verecek deniliyor. Biz orayla anlaşma yaptık falan deniliyor. Gidiyoruz alıyoruz. Yani bu bilmiyorum birileri duyacaksa, birileri şey yapacaksa, bir şeylere çözüm olacaksa ben buradan şey yapıyorum. Yani, öğrenci ihbar ediyorum. Öğrenci formalarıyla ilgili de böyle gündeme geldi. İşte bir mağazayla anlaşıldı. İşte öğrenciler oraya yönlendiriliyor gibi böyle bir takım şeyler de yaşadık. Bunu da. Araya kalenin arkasında bir mağazayı zorla bulduk. Şimdi şöyle Ceyhun Bey, burada her mağaza öğrenci şeylerini satmıyor. Belli mağazalar satıyor. Okullarımızda. Semtteki bir mağazayla anlaşsın. İdarecilerimizle. Yani bütün veli ta bilmem ben İldem'de oturuyorum. İldem'den kalkıp ta geliyoruz. Kalenin arkasında bir yerde bilinmedik bir yerden araya soruya yani mağaza buluyoruz. O, semtte bir sürü satıcı var. Semtteki mağaza bunu yapmıyor. Kayseri'de belli mağazalar, öğrenci kıyafeti satan mağazalar var. Öğrenci kıyafeti satan mağazalardan yapılıyor bu öğrencilerin giymiş olduğu kıyafetler. İdarecilerimizde semtlerde de satanlar var. Oralardakilerle de. İdarecilerimiz de oraya yönlendiriyor. Okulun hemen karşısında okul kıyafetleri satan adam battı. Dükkanı kapattı gitti yani satamadı. Evet. Çünkü işte okul bir yere yönlendiriyor. Mecburen insanlar da gidiyor oradan alıyor. Daha indirimli deniliyor. Daha bir şey deniliyor. Yani bu tür şeylerde eğitimcilerin adının karışması doğru bir şey değil. Aslında okul aile birlikleri yapıyor bunu. Ama gene okul aile birliğinin adıyla yapıyor. Okul aile birliği yapsa da gene okul müdürünün adı bu şekilde. Okul aile birliği de bence idareciler yönlendiriyor. Kusura bakmayın. Ben yani doğru bildiğimi söylemek zorundayım. Ama ben buna katılmıyorum. Yani eğitimcilerin bizim adı okul, karışmamalı. Bizim bizim okul müdürlerimizin, öğretmen arkadaşlarımız ne kaynak kitapla ne öğrenci kıyafetleriyle ilgili bir maddi çıkarı söz konusu değil. Bunu alanda herkes böyle bilsin. Bu böyle bilinsin. Asla böyle bir şeye tenezzül edecek ne idarecimiz var ne öğretmenimiz var bizim Ceyhun Bey. Şimdi güçlü bir sendikasınız, eğitim camiasında da güçlü isimlersiniz. Bu devlet kitaplarının heba edilmesi, boşa şey olması, bu boşa bir harcanan bir şey, hiç kimse kullanmıyormuş. Bunların dile getirilmesi lazım. Siz mi, işte okul idarecileri mi, kim? Yani bunlar işe ya yarayacak şeyler. Mesela milli eğitim kitaplarıyla öz
ÖSYM'nin soru anlayışının tamamen tamamen zıt olduğu söyleniyor. Evet. Niye ÖSYM de devletin kurumu, Milli Eğitim de devletin kurumu? Sonuçta yani bunlar ÖSYM o tarz sorular hazırlıyorsa, öyle bir içerik tespit ediyorsa ki ÖSYM de müfredata uygun sorular hazırlamak zorunda değil mi? Tabii tabii yani. Yani çocuğun görmediği, duymadığı şeyleri soracak değil, hali değil, yok. Değil değil artık yani çocuğun artık koordinasyon sağlamalı bir işe tabii, yarasın tabii, yani tabii, devletin müfredat... onca şey günah yani o kadar kitap şey yapılıyor, basılıyor, dağıtılıyor. Bir, ciddi bir harcama, çok ciddi bir yekün Türkiye genel için düşünürseniz ve bir işe yaramıyorsa üzülüyoruz. Tabii her yerde değildir. İlla ki kullananlar da vardır, işe yarayanlar da vardır. Bence bu önemli bir şey. Bunun altını çizmek lazım. Derslik konusu, tam gün eğitime çıkacaktık. Bir türlü çıkamadık. Evet. Ben şunu anlamıyorum. Sayın Elmalı Milli Eğitim Müdürüyken 2019'da bütün okullar tam gün eğitime geçecek demişti. Bunun hazırlıkları yapılıyordu. Hatta sizinle de konuştuğumuzda evet 2019'da tam gün eğitime geçeceğiz demiştiniz. Evet. Sonra Milli Eğitim Müdürü değişti. Celalettin Bey geldiğinde bir tespit yaptı. Dedi ki biz daha 2023'e kadar geçemeyiz. Çok okullarımızda derslik eksiğimiz var. Hatta şu kadar diye rakam vermişti o zaman bir röportajımızda hatırlıyorum. Daha reel bakmıştı. O zaman Sayın Elmalı'nın bakış açısı biraz şey miydi? Yani popülist bir yaklaşım herhalde, mıydı? Herhalde. Tabii yani. Şimdi Başbakanımızın, Milli Eğitim Bakanımızın 2019'da tüm okullar tekli eğitime geçecek denilmişti. Biz de sevinmiştik. Tekli eğitime geçilmesi için Kayseri'de şu kadar... O biraz destek, bakanlığın şeydi değil şu mi? Şu kadar, 2019'da? Tabii. Şu sadece kadar, İl Milli Eğitim değil, değildi. Şu kadar destek ihtiyacı var denilmişti. Bu yıl bir baktık. Şimdi Anadolu liseleri neredeyse tamamı ikili eğitime geçecekti. Anadolu liselerindeki müdür arkadaşlarımız işte atıl olan işte laboratuvardır, öğretmen odalarını küçülttüler. Kullanılmayan, atıl durumda olanları sınıfa dönüştürerek Kayseri'de şu anda Talas'ta bir tane okulumuz, Melikgazi'de de bir tane okulumuz, Anadolu Lisemiz ikili eğitim yapıyor. Yani Anadolu Liselerinin ikili eğitim yapması mümkün değil Ceyhun Bey. Evet. 8 saat sabahleyin, 8 saat öğleden sonra düşünün saat gece bir yarısına kadar sabahın köründe. Sabahın köründe. Yani kışın saat 7'de sabah ezanı okunacak. Siz sabah ezanı okunmadan okula gitmek zorundasınız. Teneffüsünüz 5 dakika. 5 dakikalık teneffüsle 8 saat derse gireceksiniz. Öğleden sonra gelecek çocuk yatsı namazından sonra eve gidecek. Çocuğu ben bindirip çıkıp namaz sabah namazı eve, kılıyordum. Eve yani gidecek. Yani bu mümkün değildi. 7-8 tane Anadolu Lisemiz bu şekilde ikili eğitime geçmek durumunda kalacaktı. Okul müdürlerimizin becerisiyle bu güzel oldu ama önümüzdeki yıl mezun sayısı 25-30 bin artıyor. Bu 66 aylıkların okula başlamasıyla ilgili bir sıkıntı yaşayacağız. Yani Kayseri'de acilen derslik ihtiyacımız var. Hayırsever vatandaşlarımız, işte gerek valimiz, gerek Milli Eğitim Müdürümüz, gerekse belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun. Hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Kayseri'de %50 biliyorsunuz hayırsever vatandaşın yaptığı okullar. Evet, Allah razı olsun. Yani okul planlaması yapılıp hızlı bir şekilde derslik yapılmazsa önümüzdeki sene, bu yıl ötelediğimiz bu Anadolu liselerindeki ikili eğitim önümüzdeki yıl sanki devreye girecek gibi acil tedbir alınması lazım. İlçelerimizde bir sıkıntı yok. Herkes tekli eğitim yapıyor. Esas olan tekli eğitim. Ama tekli eğitimde de şöyle bir sorun var, bir sıkıntı var. Öğle arası çocuk eve gidiyor yemek yemeye. Bir kısım çocuklar eve gidemiyorlar. Ev uzak olduğundan dolayı evden yemek geliyor. Orada bir sıkıntı, bir kargaşa oluyor. Öğleden sonra eve giden çocuk öğleden sonra için tekrar derse gelmiyor. Velisinin haberi yok, var mı yok mu bilmiyoruz. Evet. Çarşıda gitti de yemeği yedi, ondan sonra bir yerlere mi takıldı? Bu gibi sıkıntılar var. Bu sıkıntılara da bir çözüm bulunması lazım. Osmaniye'de şöyle bir şey uygulanmıştı. Bunu ben yetkililerle paylaşmadım ama paylaşacağım. Öğlene kadar ders yapılıyor. Öğle arası verilmeden bitiyor. Çocuk eve gönderiliyor. Öğleden sonra ders dışı egzersiz etkinliği yapılıyor. Eğer gelirse çocuk. Bu daha iyi. Yani öğle arası, bu öğle arasında çocuğun ne yaptığı... Kaça kadar derste kalıyor çocuk? Yani saat 1-1.30'da bitiyor. Hmm. Biraz sabah erken alınır.
8.30 değil 8'de girer çocuklar. 1'de biter. Ya bizim dönemimizde öğle arası biraz sıkıntı olur. Öğretim vardı ama biz yine lisede ben biliyorum 1.30-2'ye kadar ders yapıyorduk. Öğle arası sıkıntılı Ceyhun Bey. Yani çocukların sıkıntılı. Kontrolü çok sıkıntılı. Ben eve gideceğim yemek yiyeceğim diyen çocuğu yok. Gidemezsin diyemiyorsunuz. Ben eve gitmeyeceğim burada annem babam bana yemek getirecek diye bir kısım çocuklar kalıyor. Bir kısım çocuklar çıkıyorlar okuldan. Nereye gittikleri belli değil. Nerede yemek yedikleri belli değil. Veliler içinde o şey bizde. Yani nerede yemek yedikleri belli değil. Ne yapıyor ne diyor öğle arasında ha, işte bu okul güvenli mi giren çıkan ne durumda. Bu kontrol biraz sıkıntılı öğretmen yani arkadaşlarımız. Yani o konuda da, evet veliler de evet, endişeli gerçekten. Burada bununla ilgili bir çözüm bulunması lazım. Evet ama şu gerçek ki işte giriş çıkış saatleri o açısından da müthiş rahatlık oldu. İşte tabii teneffüsler 15 dakika. Yani sabahın köründe olması gereken bu. Bilmem neydi. Olması gereken hatta bu. Hatta mahalle sisteminde ben çok taraftım. Çok da iyi oldu. Mesela büyük kızım ben yine işte ta İldem'den Esenyurt'a gittiği için servise yine 7-5 geçe bindiriyoruz. Akşamda 4-20 geçe 4.30'da ancak evde olabiliyor. Mahallesindeki okulda yani, okusa değil mi? Küçük mahalle diğer kızım yani. Mahalledeki okula gittik gayet rahat oldu işte. Hayır. 8.30'da dersine gidiyor. 3'te 3.30'da çıkıp geliyor. Öğle arasında da istese gelebilir. Kontrolü de kolay tabii. Şey, yani şimdi aynı mahallede der ki ya mahallemde okuyoruz tanıyanlar falan olur diye yanlış da yapmaz çocuklar yani. Tabii canım bir gün yani, olacak senin çocuğu şurada gördük burada gördük yani, bilmem ne yapacak diye. İstediğinde böyle anında gidip tabii, okulda kontrol tabii, edebiliyor. Kesinlikle. Yani öyle de bir faydası yani, var. Yani eski iyiymiş. Yani eski iyiymiş. Dönüp dolaşıp eski sisteme geldik eski iyiymiş. Evet. Başkanım süreyi yavaş yavaş eritiyoruz. Yeni eğitim yılı hayırlı uğurlu olsun dedik gerçekten. Eğitim dediğimiz gibi hep sıkıntılı. Sınav sistemlerine vesaire hiç girmeyeceğim. İşte oradalarda da bir sürü yenilikler, değişiklikler falan olacak. Bilmiyorum yeni Milli Eğitim Müdürümüzle ilgili bakanımızla ilgili olarak çok büyük bir şey vardı. Biliyorsunuz profesyonel olarak getirildi. Yani bir meclisin içinden bir bakan olmaktan ziyade daha çok işte işi bilen profesyonel olarak getirildi. Siz yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan beklediğinizi, umduğunuzu bulabildiniz mi? Umduğumuzu bulamadık. Biz de gerçekten ilk geldiğinde eğitim kökenli bir bakanımız olduğu dedi. Söylemleri çok güzel Sayın Bakanımızın. Teoriyi yine pratikte henüz eylem eylem bazında bir şey. Teoriyi bir an önce eyleme dökmesi lazım. Söylemlerin eğer eyleme geçerse, eyleme dönüşürse gerçekten güzel olur. İşte 2023 eğitim vizyonuyla ilgili öğretmenler için meslek kanunu çıkaracağız dedi. Öğretmenlere 3600'ü vereceğiz dedi. Öğretmenlere işte itibar kazandıracağız. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Tabii siz işin o tarafındasınız evet, da. Yani ama henüz böyle bir şey görmedik. Olmadı. Böyle bir şey görmedik. Sanki eski düzen devam ediyormuş gibi gene öğretmenin itibarı yok. Veli karşısında, öğrenci karşısında bir itibar söz konusu değil. Öğretmen Şamaroğlu'na döndü öğretmen. Onun için bir an önce kabine revizyonu bir an önce meslek kanunu Milli Eğitim Müdürü gider mi? Milli Eğitim Bakanı gider mi? Bilemiyorum. Ben onu beni ilgilendirmiyor çok. Sizin da. Sizin siyasetçi şeyiniz de yok, var yani tarafınızda var. Cumhurbaşkanımızın bileceği bir şey. Ama söylemleri bakımından güzeldi. Biz de hakikaten umut bağlamıştık. Gerçekten eğitim kökenli bir bakanımız yine oldu. Yine tarihte her üretti. Teoriyi pratik yok diyorsunuz. Yani, ülkenin anda, koşullarla ilgili mi biraz da acaba? Yani adam da istiyor da yapamıyor. Yani adım atacağı zaman adım attırmayanlar mı oluyor? Onu da bilemiyoruz tabii. Biz dışarıda adam da günahını almıyor. He, günahını almıyorum ama günahını almak lazım. Sistem kötü yani. Ama bence bunu yapamıyorsa gidip Cumhurbaşkanı ile görüşmesi lazım. Cumhurbaşkanı ben zannetmiyorum ki yapacağı şeylerde onun engel önünü açar. Olsun. Engel olmaz yani. Başkanım çok teşekkür ederiz. Güzel sohbetti. Süreyi doldurduk. Son olarak ekleyeceğiniz, eksik kalan, sormayı unuttuğunuz, açıklamak istediğiniz bir şeyler var evet, mı? Evet, tabii şu anda eğitimcilerin önündeki en büyük engel Cumhurbaşkanımızın söz verdiği 3600 ek gösterge üzerinden maaşımızın bir an önce yani 3600'ün bir an önce eğitim çalışanlarına değil sadece kamu çalışanlarının +600 artırımlı verilmesi. Bu söz verildi. Bu meclise gelecek deniliyor. Sözünüzü tutun diyor. İnşallah sözünüzü tutun. 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere müjdeyi aslında geçen sene bakan sanki 24 Kasım'da bir müjde vereceğim gibi dedi. Alanda bu böyle algılandı herhalde. Bakan 3600'ü verecek denildi. Verilmedi. Bu yıl 3600 verilsin. Öğretmen arkadaşlarımız emekli olmayı bekleyenler 3600'ü bekliyorlar. Yarın
Evet. Çünkü emeklilikte bir işimize yarayacak. Tazminatta ve emekli maaşında. Bu yıl 3600 verilsin istiyoruz. Kariyer basamakları ile ilgili 2006'da yapıldı. 13-14 yıl geçti. İnan öğretmenler odasına girdiğimiz zaman arkadaşlarımız bunları soruyorlar. Bununla baş öğretmenlik yapılması gereken uzman. Şeyler yapılsın. 4B'li öğretmenlik alımından bir an önce vazgeçilsin. Öğretmen aynı işi yapıyor. Kimi 4B'li, kimi ücretli, kimi kadrolu. Öyle bir şey yok. Kadrolu istihdamla öğretmen. Ücretli açıyor. Öğretmen uygulaması devam ediyor. Var tabii ücretli öğretmen. Kayseri merkezde var ücretli öğretmen. Merkezde. Niye? Tabii derslerin doldurulmadığı için mesela bu sene çok değil ama geçen sene çoktu. Din kültürü, meslek dersleri, İngilizce ve özel eğitimle ilgili öğretmen ihtiyaçlarımız var. Merkezde de var, ilçelerimizde de var. Bunlar ücretli öğretmenlikle karşılanıyor. Yani ücretli öğretmenlik kabul etmiyoruz. Ücretli öğretmenlikle ilgili cümle kurmuyoruz. Çünkü ücretli öğretmenlik ucuz işçilik gibi. Ucuz aynı iş adam. Evet, ucuz aynı. Kesinlikle. Yarı, üçte bir fiyata yaptırmak. Yani onun için bir an önce kadrolu öğretmenle sınıflar buluşturulsun diyorum ben. 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını. İnşallah. Kazasız belasız. İnşallah. Bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Çünkü velilerin ne yapacağı belli olmuyor. Gelip okulu basıp öğretmeni, idareciyi darp evet, ediyorlar. Evet, siyahı hiç şık değil. Yani. Velilere buradan sesleniyorum. Öğretmenlerimize güvenin. Çocuklarınızı lütfen takip edin. Ya bir şikayetiniz varsa, sıkıntınız varsa da bunu kanuni yani yollarla halledin. Sene sonunda kırık not aldığı zaman, devamsızlıktan kaldığı zaman gidip de öğretmen arkadaşlara, idareci arkadaşlara hesap sormayın. Zamanında takip edin öğrencinizi. Önce siz üzerinize düşeni ne yapıyor, yapın. Ne yapıyor, dersine sonra. Çalışıyor mu, okula gidiyor mu, gitmiyor mu, ödevini yapıyor mu bunları takip edin. Ondan sonra öğretmene kendi sorumluluğunuzu yerine getirmeden evet. Sorumluluk beklemeyin. Doğru bir yaklaşım. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Sayın Aydın Kalkan. Yeniden görüşünceye dek güzelliklerle kalın. Eksik olmayın. Yani bize zaman ayırıyorsunuz. Bizi evet, bilgilendiriyorsunuz. Zira Milli Eğitim'den çok bugünlerde veri alamıyoruz. Sayın Valinin o konuda da bir diretmesi var. Saygı duyuyoruz. Bildiği bir şey vardır. Teşekkür ediyoruz. Evet ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler bu akşam da Neşter'de Eğitim Camiası'nın sorunlarına neşter atmaya çalıştık. Umuyoruz başarılı olduk. Umuyoruz sohbetten siz de faydalanabildiniz. Bunun huzuruyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Haftaya yeni bir programda yine sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek tüm güzellikler sizlerin olsun. Allah'a emanet olun. Esen kalın efendim. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.